Bugün sizlerle bir geri dönüşüm paylaşmak istiyorum. Hepimizin zannedersem severek yapacağınızı düşündüğüm daha doğrusu bir işlev olacak. Şimdi şöyle bir 5 kiloluk bir bidonum vardı. Bunu şu şekilde bir çiviyle muhtelif yerlerinden deleceğim. Bakalım sonuç nasıl olacak? Zaman içerisinde sizlerle de paylaşmış olacağım tabii ki. Şimdi ocakta bu şekilde deldikten sonra bidonu şöyle nanelerimizi yerleştirmeye başlıyoruz. Bunların bazıları köklenmiş. Köklerle birlikte şöyle yerleştiriyoruz. Bu köklü olduğu için pazardan aldığımız naneleri de bu şekilde yapabiliriz. Yaz aylarında elimizin altında, hani bahçem yok dediğim gibi yapamam diye bir keyfiyetimiz yok. Ben bir dönem bu şekilde arpa soğanı da yeşertmiştim. Çok da verimli oldu benim için. Bayağı bir dönem istifade etmiştim. Şunları gerekirse koparıyoruz. Köklü olanları kıyamadım. Çift çift de koyabilme şansımız var. Bunları böyle yerleştireceğiz. Ve bu da bizim için bir evimizde bir geri dönüşüm mucizesi olmuş olacak bizlere. Çünkü bu tür maydanoz olsun, dereotu olsun, nane olsun her an elimizin altında. Hepimiz için, özellikle ev hanımlarının olmazsa olmazı. Pazardan alırız, aldığımız an birkaç gün içerisinde muhafaza etmediğimiz takdirde bozulabiliyor. Ama bu böyle yaptığımız zaman hem balkonumuzda da görsel olarak da güzel bir görüntüsü olmuş oluyor diye düşünüyorum. Ve daha sonra da bahçemde şu kısmından toprak yerleştireceğim. Ve bu kökler de dolayısıyla toprağa yerleşmiş olacak. Atom karıncalarımızı bu şekilde yerleştirdim. Şöyle yerleştirmeye çalışacağız. Bidonumuzun içini dolduracağız. Bu şekilde yettiği kadar bidonumuza doldurmuş olacağız topraklarımızı. Etrafına toprağın gelmesi hiç sorun değil. Onu zaten suladığımız dönem onlar da temizlenmiş olacak. Bu sene ben nanelerimi de kendim kuruttum. Ve çok da severek tüketiyoruz. En azından yıkıyorum, temizliğini biliyorum, kendim kuruttum diyorum. Onun ayrı da bir zevki olmuş oluyor. Bunlar toprağın ağırlığıyla zaten tamamen, biraz da su vereceğiz. Tam anlamıyla köklerini oturtmuş olacağız. Biraz daha ister. Görüyor musunuz? Çok şirin oluyor.
İşte benim nanelerim. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu benim bir mağazadan aldığım terlik askısı. Terlikleri, ayakkabıları bu şekilde asarlar ya. Şimdi bunu ben aylardır saklıyorum. Bir gün bana lazım olacak düşüncesiyle. Ve nitekim o gün bugün olsa gerek. Ben bunun bu kısımlarını ayırdım. Şöyle bidonun ağzını şöyle bir açtım. Şöyle göstereyim size, daha rahat olur. Şöyle bir hale getirdim. Ve şimdi ben bunu bidonuma şöyle askı olarak herhangi bir yere asacağımı düşünüyorum ve değerlendirmiş olduğum bu tür şeyleri de değerlendirme yöntemi şöyle asacak olarak bu da işin muzip yönü. Tabii ki 5 kiloluk toprak var burada, bunun gücü yetmedi ama hiç sorun değil. Ben gene buna bir alternatif arayacağım ve kamera arkası böyle bir muziplikleri de size göstermiş olduğum. Demek ki bunu saklamam. Ha, hafif olmuş olsaydı çok haklısınız. Gerçekten çok da amaçlı, çok. Ay Allah'ım, çok amaçlı olacaktı. Bu hiç sorun değil. Bunu böyle bir demir, çelik telle de şöyle bağlantı yapıp asabilirsiniz. Veyahut da ki gene her zamanki gibi bunun bu desteğinden de kurpundan da yardım alabilirsin. Hani asmak adına, asmaya da o kadar gerek yok. Arzu ederseniz bu şekilde de muhafaza edebilirsiniz. Biz yaptık. Başardığımı ümit ediyorum. Düşünüyorum. Ve sizlerin de faydalanmasını elbette ki istiyorum. Görüşmek üzere.